Ademi merkeziyetçi yapılar türlü türlü. En e, küçük birim olan muhtarlıktan, bizim yakından bildiğimiz muhtarlıktan, konfedere devlete kadar e, giden e, çok çeşitli ademi merkeziyetçi yapılar var. Bunların hepsi dikkat ederseniz merkezin altında. Yani en üstte bir merkez var. E, Mesela konfederasyon diyelim, onun altında konfedere. Her ülkede bütün bu yapıların hepsinin olması şart değil tabii. Ülkeden ülkeye değişiyor ama yani merkez dışında karar alma, karar verme ve kararları takip etme mekanizmaları demek aslında bu. Dolayısıyla çok farklı ademi merkeziyetçi birimler var. Bunlar ne kadar... Ee, çok ve etkin olurlarsa, ademi merkeziyet ve yönetim dolayısıyla daha e, güçlü, daha etkin, daha e, yetkin, daha e, tasarruflu ve daha vatandaşa yakın oluyor.